Evet Maksut. Merhabalar Osman. Nasılsın? Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Harikayım, teşekkür ederim. Abi, evet, konumuz hayatın renkleri. Evet. Ve de Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, bu kadar renkli bir coğrafyadan merhaba diyorum. Merhabalar. Ben de zaten ortamı renklendirmek için biraz daha açık havadan katılıyorum size. İstersen birbirimizi tanıtmakla başlayalım. Ne dersin? Çünkü bizi izleyip de bizi tanımayan bir sürü insan vardır şimdi burada. Tabii ki, kesinlikle. O zaman topu ben sana atıyorum. Buyurun siz. Tamam. Bir Osman Sezener. Yarışmaya Urla'dan katılıyorum. Urla'da Odurla ve Maurla adında 2 tane topraktan sofraya felsefesini benimseyen bir restoranın hem şefi hem işletmecisiyim. Buradaki bizim amacımız tamamen işte civar köylerimizden ve kendi ektiğimiz ürünlerle misafirlerimize farklı lezzetler sunmak. Bunu yaparken de tabii doğanın binbir rengiyle yapıyoruz. Ve onun için de belki bugün bu konulardan bahsedeceğiz. Nasıl mevsim değişirken sonbahardan kışa, kıştan ilkbahara, ilkbahardan yaza hem mevsimler değişiyor, hem sebzelerin renkleri değişiyor, hem de balıkların bile renkleri yağlandıkça, yemek yedikçe değişiyor. Biz de bugün Maksut'la ne yemek yapıyoruz, renkleri nasıl kullanıyoruz tabaklarımızda ya da renkler bize ne ifade ediyor, onun için buradayız. Bir Ege'yi biz daha çok benimsiyoruz. Maksut Anadolu üzerinde daha çok çalışıyor. İkimiz böyle güzel bir sohbet için bugün buradayız diyorum ve topu Maksut'a atıyorum. Teşekkür ederim Osman. Maksut aradım. İstanbul'da Neolokal adında bir restoranım var. Bu restoranın hem şefi hem ortağıyım. 7. senemize giriyoruz. Yaptığımız şey aslında Anadolu'nun modern yüzünü anlatmaya çalışmak, isminden de anlaşılacağı üzere. Anadolu'nun zenginliklerini, özellikle gizli kalmış zenginliklerini ortaya çıkarmak ve rafineleştirerek insanlarla paylaşabilmek hedefiyle yola çıktık. Bu yüzden de Anadolu'daki o renkli tüm mutfak kültürünü doğru yansıtabilecek bir restoran ola geldik bu 7 sene içinde. Aynı zamanda yine geleneklerimizi koruyabileceğimize inanarak yola çıktığımız bir şarap barımız var. Burada da sadece yerli üzümlere yer verdiğimiz bir menümüz var. Çünkü amacımız bizim geleneklerimizi koruduğumuz ölçüde geleceğimize sahip çıkabileceğimiz doğrultusunda. Bu yüzden de yaptığımız şeyleri tamamıyla bu odakla yapmaya özen gösteriyoruz. Evet, peki nelerden ilham alıyorsun yemeklerini yaparken Maksut? Valla benim hikayem biraz farklı Osman ya. Ben böyle lise ve üniversitede turizm otel işletmeciliği okudum. Ama üniversitede okurken bir barda çalışıyordum. Orada o dönemlerde tasarıma büyük bir ilgim vardı ve sürekli bir şeyler tasarlıyordum aslında. Bir lamba tasarlıyordum, bir aydınlatma objesi ya da bir görsel obje tasarlıyordum. Ve hep ya keşke turizm okumasaydım da tasarım okusaydım diye hayıflanıyordum. Bir yandan da bunu ciddi düşündüm aslında. Acaba bırakıp her şeyi tasarım mı okusam diye. Yetenek de vardı biraz. Fakat cesaret edemedim çok net bir biçimde. Çünkü yaptığım işi de çok seviyorum. Şöyle bir yol buldum. Ben aslında yaptığım işle tasarımı birleştirebileceğime kanaat getirdim. Bunu yapmaya karar verdiğim andan itibaren her şeyde çok güzel gelişti, rahat gelişti. Bir yandan da hani çok fazla sektördeki meslektaşlarımın ya da bizi deneyimlemeye gelen insanların çok bilmediği bir yanı daha var işin. O dönemlerde ben Top Ağacı'ndaki Mental Klinik'teki sergilere lezzet tasarımı yaparak aslında işin sanatsal kısmına da el atabilmiş oldum. Sonrasında 2005'te Lüksemburg'daki bir sergide lezzet sanatçısı olarak katıldım. 2007, 2009, 2008, 2011'de de solo ve karma sergilerim oldu lezzet tasarımı üzerine. O noktada da tabakları tasarlarken de aslında hep bir tasarımcı gözüyle yaklaşarak tabakları tasarlıyor olmak bana büyük keyif veriyordu. Şöyle düşünmekte fayda var galiba. Tüm tasarımcı ve sanatçılar buna katılacaktır. Yeni bir şeyi yaratabilmek için zihninizdeki şeyleri maddeye dökebilmeniz gerekiyor ki yer açılsın ve yenileri de hayata dönebilsin. O noktada mutfak bana inanılmaz büyük fırsat verdi. Çünkü sürekli yeni bir şeyler tasarlayabilme fırsatı tanıyordu. Yani senede bir menü değiştirmektense 3 haftada bir, ayda bir menü değiştirebiliyor olmak büyük bir avantajdı. Ben o noktada yaptığımız her tabağın aslında bir tasarım öğesi olduğunu düşünüyorum. Sende de aynı şekilde gelişiyordur eminim. Evet. Yani bizden de çok küçük yaştan beri bir restoranın içine doğdum. Çünkü bizim aile mesleğimiz bu. Ama hep yıllarca genelde aynı menülerle iş yapan bir klasik bir restoranlık. Ve bunu da daha farklı bir şekilde yapmak istiyordum. Çünkü o zamanlarda Avrupa'ya baktığımızda ya da işte Amerika'ya da başka ülkelere çok farklı ve çok daha estetik tabaklar görüyorduk. Bu nasıl olur, nasıl yapılır derken o zamanlar Türkiye'de hiç yoktu. Ve bundan dolayı da işte yurt dışı eğitimi arkasından bolca gezip deneyimlemek ve dediğin gibi bunu da sanatla birleştirmek bizi belki de bugünlerde yaptığımız işe getirdi. O zamanlar evet. Baktığımızda ya Ege mutfağı dediğinizde evet ot, balık her şey çok güzel ama biz bu mutfakları yurt dışındaki misafirlere tanıtmamız için basma kalıp klasik işte mantı, kebaptan ziyade onların kendi alışılagelmiş ve daha çok para harcayarak gittikleri şık gastronomi turizmini yaratmak gerekiyordu bence. Onun için de biz lokasyonumuzu tam da bütün ürünlerin olduğu tarlaların ortasında ve denize de yakın olduğu için Urla olarak seçtik. Yani esasında bir nevi ürün bize değil biz ürüne gitmiş olduk böylece. Ve yemeklerimizde de çok fazla ürünün bazıyla oynamadan ama daha onu modernleştirerek yani özü aynı ama sanatsal kafası olan enteresan yemekler yapmaya başladık. Ve bu sayede de sadece yemek yemek için bile yurt dışından gelen misafirlerimiz oldu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü ülke tanıtımının en büyük artılarından bir tanesi, yani ülke tanıtımını en iyi yapmamızın bir tanesi tabii ki yemek. Nasıl İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya sadece yemek yemek için gidip bir hafta boyunca orada zaman geçirip çok ciddi döviz bırakan turist var. Biz de aynı bu şekilde hem bölgemize katkı sağlamak için hem de onlara bizim kendi mutfaklarımızı tanıtabilmek için böyle bir yol seçtik. Ve biz de bu yolda Odurla'da işte 2,5-3 senedir bu yolda ilerliyoruz. Ve tabii ki bunu yaparken de doğadan çok fazla ilham alıyoruz. Onun için de belki kışın ürettiğimiz ürünlerin renkleri daha farklı olurken yazın daha neşeli tabaklar da çıkabiliyor. Bunu yaparken de ayda bir de menü değiştiriyoruz. Çünkü bu da bizim kreatifliğimizi öldürmememizi sağlıyor. Zaten bir şey yarattıkça mutlu oluyoruz. Yaratmayınca maalesef tek düzeye gidiyor ve keyfimiz de kaçıyor. Onun için bence sanatla gastronomi, zaten gastronomi bir sanat diye konuşuyoruz hep ama yani yemek ve sanat bence Türkiye'de en önemli çıkış noktalarından biri diye düşünüyorum ben Maksut. Katılıyorum sana kesinlikle. Şöyle düşünmek lazım aslında. Gerçekten hani Anadolu coğrafyasındaki renkliliği tadımlayabilmek gerekiyor. Bunun nasıl gastronomiyi renklendirdiğiyle alakalı. Onunla ilgili şöyle bir şey paylaşmak isterim. Şimdi biraz tarihe bakalım. Tarihteki en büyük imparatorluklardan bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu. Topraklarını genişletebilmek için aslında elde ettiği topraklardaki insanları kendi lehlerine asimile etmek adına yerlerini değiştirirlermiş hep. Dolayısıyla insanlar maalesef topraklarından göçe maruz bırakılırlarmış. Bu noktada da Yemen'den Libya'ya, Macaristan'dan Kırım'a devasa bir coğrafya düşünün ve buradaki insanların dolaşmak, yerlerini değiştirmek koşuluyla Anadolu topraklarına geldiğini düşünün. Ciddi bir erime potasından bahsediyoruz ve toprağınızdan ayrıldığınız zaman şu andaki gündemin de konusu aslında bu bir yandan da. Tüm bu göç etmek zorunda bırakılan, savaşlar dolayısıyla göç etmek zorunda bırakılan insanların beraberlerinde taşıyabilecekleri tek şey gelenekleri ve kültürleri ve bu kültür ve geleneği ancak yeni evleri de diye tanımladıkları coğrafya içinde toprak ananın onlara verdiğiyle dönüştürmek zorunda kalıyorlar. O noktada gerçekten Türkiye, Anadolu'da yaşayan bir Kırgız, bir Abhaz ya da bir Çerkez ya da bir Balkan çocuğu ya da Yemenli birisi yüzyıllardır atalarından gelen gelenekleri Anadolu topraklarındaki o zengin bereketle beraber harmanlamak durumunda kalıyor. Bu da beraberinde ciddi bir zenginliği getiriyor Anadolu'da mutfak kültüründe. Fakat bir yandan da ne yazık ki kendi içinde çok kapalı bir mutfak kültüründen bahsediyoruz. Çünkü bilgiler hep anneden kıza geçiyor. Yani bir Fransız mutfağı gibi seceresi dökülerek, kurallar belirlenerek bunlar 500-800 yıl önce kitaba dönüştürülmüş değil. Hepsi kulaktan dolma tarifler halinde geliyor. Ve burada tek güvenebildiğiniz şey çocukluk anılarınız ve hatırladıklarınız. Eminim sen de çocukluk anılarından çok besleniyorsundur. Öyle. Yani İzmir dediğinde zaten çok bambaşka bir şehirden bahsediyoruz. Çünkü bir apartmanda işte Türkler var, yüzyıllardır burada yaşayan Museviler var, Ermeniler var, Yugoslav göçmenli vatandaşlar var. Hepimiz biz o kadar güzel bir ahenk içinde yaşıyoruz ki bir gün bir doğum günümüz oluyor. Yukarıdan bize bir yemek geliyor. Ertesi gün o tabağı boş yollamamak için biz kendi kültürümüzden bir şey koyup onlara yolluyoruz. Böyle böyle acayip büyük bir etkileşim oluyor. Mesela hepimizin farklı düğünleri oluyor. O düğünlerde hep tatlılar bile bir bambaşka. Bazısı tahinli yufkadan çok enteresan bir tatlı yaparken bazen bizim bir sütlü tatlımız oluyor. Bunların hepsinin birleşiminden de bazen çok bambaşka yemekler çıkıyor. Çünkü nesiller de değişirken yemekler de değişiyor. Dediğin gibi Fransa'da baktığında bir yemek kitapçısına gittiğinde sadece yemek kitabı satan kitapçılar var. Paris'te giriyorsun, sadece yemek kitabı kitapçının için. Bizde yazılı bir kaynak yok. Maalesef. Onun için ya Osmanlı döneminden bugüne gelirken yapılan bütün yemekler mesela dolma. Senin annen bambaşka bir dolma yapıyor, benim annem başka yapıyor. Bambaşka birinin annesi başka bir dolma yapıyor. Yani bunun bir %100 bir bazı yok. Ama Fransa'ya baktığında işte bir demi glace sosun, işte bir ne bileyim bir yemeğin hepsinin yazılı reçeteleri var. Yani 3 aşağı 5 yukarı hangi restorana gidersen o reçete aynı reçete etrafında dönüyor. Çok fazla yorum katmaya kapalı işler bunlar. Ama maalesef bizde bir yazılı kaynak olmadığı için ya kulaktan kulağa ya usta-çırak ilişkisinde yürüyor. Eski dönemde zaten ustalar çıraklarını iş öğretmemek için çorbayı yaparken bile atacağı bir baharatı git mutfağa bana bunu getir dediğinde çocuk uzaklaştığında içine atarmış görmesin diye. Şimdi biz böyle bir alışkanlıktan geliyoruz. Onun için bir bakıma çok zor Ama bir bakıma halkın içinde de çok büyük bir birbirinden etkileşim var. Çünkü Anadolu dediğin coğrafyada bir sürü farklı milletin birleşmesi var. Erime potası dediğim. Onun için ben yemek açısından, gıda açısından, özellikle ürün açısından dünyanın en önemli mutfaklarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Fakat yurt dışına gittiğinizde Türk mutfağı nedir sorusunu sorduğunuzda bizim dönerimize kebap diyorlar ve o kadar yani. Çok fazla bir bilgi yok. Ama Türkiye'ye baktığında işte sadece zeytinyağlı için bir ansiklopedi yazılabilir. Sadece tatlılarımız için yani sütlü tatlı ayrı, şerbetli tatlı ayrı. İşte onun haricinde sadece köfte dediğinde Türkiye'de kaç tane köfte var? Şimdi saysak sayamayız burada yani. Sadece Ege'nin içinde bile her köyün farklı bir köftesi var. Yani onun için bence çok ciddi kaynaklaştırmak lazım diye düşünüyorum ben Türk mutfağını. Bunu yaparken de çok uzun yıllar harcanması gerektiğini düşünüyorum bunun. Çünkü her ürüne bir kitap yazılacak bir mutfağımız var. Onun haricinde yani İzmir bölgesi ve Anadolu'ya da baktığında çok fazla milletin yaşadığı bir coğrafya olduğu için de ürün çeşitliliğinden ve etkileşimden çok etkilenmiş ve bunun sayesinde de bize çok fazla artı getirmiş diye düşünüyorum. Çünkü suyun iki yakasına bakıyorsun. Yani İzmir'le Yunanistan Atina dediğin yer uçakla 40 dakika mesafede. Tabii ki çok güzel restoranları var. Ama halk mutfağına baktığında bizim mutfağımız onların çok çok daha üzerinde. Bence bu coğrafyadaki farklı milletlerin burada yaşamış olduğunun göstergesi de biraz da bu diye düşünüyorum ben. İşte o çok kültürlülük, çok toplumluluk ve çok çeşitli etnik kökenler beraberinde ciddi anlamda renkliliği ve zenginliği getiriyor. Bir Yunanlı bir arkadaşımın gastronomiyle çok ilgili bir yazar arkadaşımın söylediği şey mesela Atina'da Anadolu'dan mübadele sonrası göç etmiş Rumlar öncesinde mutfak kültürü diye şey yoktu. Onlarla beraber renklendi. Aslında kökeniniz ya da etnik kökeninizin ya da nereden geldiğinizin çok fazla önemi olmadan hatırlıyor olduğunuz geleneksel mutfak kültürünüzün coğrafyanın zenginliğiyle beraber harmanlanmasıyla yıllar ve 10 yıllar, 100 yıllar içinde inanılmaz zengin bir kültüre sahip oluyorsunuz. Öyle düşündüğümüz zaman da bir yandan da şöyle bir avantajı var tabii coğrafyanın. Sen de hak verirsin ki baharat yolu bu topraklarda son bularak batıya gidiyor. Dolayısıyla aslında baharat yolu öncesi ve sonrası diye ikiye bölebiliriz Anadolu'daki mutfak kültürünü. Baharat yolu beraberinde daha renkli bir yemek paleti haline dönüşmüş, mutfak paleti haline dönüşmüş yemeklerimiz ve tariflerimiz. Sanıyorum onu göz ardı etmemekte fayda var diye düşünüyorum. Benim çok sevdiğim bir büyüğüm anlatmıştı. Anadolu'daki gelinler evlendiklerinde başka bir yere giderlerken anneleri o yörede yetişen meyve sebzenin tohumlarını boyunlarına asarmış. Böylece ne oluyor? O tohumlar da yer değiştiriyor. Bence Türkiye'de biz çok şanslıyız. Yani nereye gitsek bambaşka çok keyifli yemekler de yiyebiliyoruz. Ve bunlar da çok keyifli ve renkli oluyor bence bizim için. Yani renge bakarsak ve rengi düşünürsek diye söylüyorum. O baklavanın rengi nasıl Maksut? Yeşili mi? Sarısı mı? İşte düşün yani bir tane üründe bile evet. Ne kadar renk söyleyebiliriz. Altını çevirsen bambaşka. İçine baksan yeşili bambaşka. O yağı yedikten sonraki o yufkanın katmanları bambaşka. Yani renkle mutfak çok ilintili diye düşünüyorum ben ya. Acayip bir birliktelik var. Katılıyorum sana. İnsan gördüğü çok önemli. Yani yemeği yemeden zaten onun tabaktaki prezentasyonuna, onun rengine, yine bir balığa baktığımızda o balık diri mi, yoksa denizden yeni çıkmış mı, yoksa birkaç günlük mü? Renk bize her şeyi söylemiyor mu zaten? Kesinlikle söylüyor. Madem manevi renklilikten gerçek renklere döndük, biraz şöyle bahsetmekte fayda var. Biz mesela Neolokal'de ilham aldığımız şey tamamıyla geleneklerimiz ve alışkanlıklarımız ve bunu da malzemeyle birleştirmek ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü çocukluk anılarımızda hatırladığımız malzeme kalitesiyle şu anda bulabildiğimiz malzeme kalitesi maalesef bir olamıyor. Sen yaz domatesi yiyebiliyor musun şu anda mesela? Efendim? O eskiden keserdik, o yaz domateslerini hatırlamıyor musun? Kıpkırmızı. Tabii ki. Kestiğin anda kokusu dağılıyor. Biz bu yaz mesela vallahi, bir tane göremedim ben öyle bir domates yani. Açıkçası kışın domatesi özlemeyi özledik. Yani, kesinlikle. Yılın 12 ayı domates üretmek ihtiyacı kimin tarafından nasıl ne şekilde çıktı bilmiyorum ama yeni nesil maalesef ki zannediyor ki domates gerçekten yılın 12 ayı veren bereketli bir meyvemsi. Ama halbuki öyle değil. Biz ne yazık ki dönüştüreceğiz diye ciddi anlamda dinamikleriyle oynamışız geleneklerimizin. Bu yüzden de geleneklerimizi korumaya çalışmak, o renkliliği korumaya çalışmak beraberinde o alışmış olduğumuz mevsimsel döngüye saygı duyarak o ürünleri en doğru topraklarda, en doğru koşullarla yetiştiren üreticileri destekleyerek onları tabaklarımıza taşımaktan geçiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Durum böyle işte. Hayır. Bir yandan da... Bir de renkliliğe bakar mısın? Esnaf lokantası, şef lokantası, bulvar lokantası, kafeler, sokak satıcıları, street food dediğin şey yani çok önemli. Dünyada bunun için turlar düzenleniyor. Sen bizim renkliliğimize bakar mısın sokak yemeklerine? İzmir'e geliyorsun, işte midyesinden, kokoreçinden, işte kumrusundan şeyine, işte Mersin'e, Antakya'ya, Adana'ya gidiyorsun, bambaşka. Bu kadar renklilik olan bir ülke daha var mı acaba yani? Çok azdır diye düşünüyorum ben. Yani bakıyorsun İtalya'ya sadece makarna, işte mozzarella, domates sosuyla bile ne kadar büyük bir pazarlama, ne kadar büyük bir turist çekme var. Bir de bize bakıyorsun, bu kadar büyük bir renkliliğin içinde belki de kayboluyoruz biz, bilemiyorum yani. Ben onu rengin ve zenginliğin vermiş olduğu mütevazilik olarak kabul ediyorum Osman. Çünkü açıkçası buna ihtiyacımız olmamış hiçbir zaman. Biz kendimize yeten bir toplum halinde yetiştirilmişiz ve böyle devam etmişiz. Alparslan Bey'in de, Alparslan Balı'nın olduğunda bahsettiği o kuzey ülkelerinin ne kadar kısır toprakları olmasına rağmen tasarımı çok ön planda çıkartarak azıcık malzemeyi üst plana çıkartması mevzusu tamamıyla ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Kendilerini ifade edebilme ihtiyacından ortaya çıkıyor. Biz sanıyorum hiçbir zaman kendimizi ifade etme ihtiyacı hissetmemişiz gastronomide. Çünkü mal belli demişiz. Zaten kaliteli ürün kullanıyoruz. Zaten çok lezzetli yemekler yapıyoruz. Bunu da açıkçası insanlara anlatma ihtiyacı da hissetmiyoruz diye düşünmüşüz. Kesinlikle. Ya düşünsene yani hiçbir ülkede bu kadar çok evde yemek pişmiyordur herhalde. Yani bizde her evin kapısını açtığında çocukkenden düşün. Her evde yemek pişer bizde. Yani her komşunun kapısını çalsa her evde çok güzel yemekler yiyebilirsin. Belki onun için de iyi restorancılık bizde daha çok geç gelen bir kavram oldu. Çünkü annelerimiz, benim babaannemden hatırlıyorum ben. Her gittiğimiz yerde bir yorumu vardı. Çünkü evde çok güzel yemek pişiyordu her zaman. Kendin çok iyi bir aşçıydı. Yani bizim aslında bütün evlerimizde çok iyi şefler vardı diyebiliriz yani. Kesinlikle. İşte ya onu yapabilmek için de aslında bir yandan da yeni nesili doğru yönlendirebilmek gerektiğini düşünüyorum. Yeni nesile geçmişi doğru anlatabilmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer gelenekleri doğru ifade edemezsek biz geleceği aslında gastronominin geleceğini sürdürebilir kılamayacağımızı düşünüyorum. O noktada bizim geleneklerimizi günümüz koşullarında kabul görür halde dönüştürebilmek ve gelecekte de sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek için yolları aramamız gerekiyor. Bu noktada da ne yapmamız lazım? Bence açıkçası annelerimizden alıştığımız çala kaşık bol kepçeden çok daha rafineleşmiş, lezzetin ve tarifin ve malzemenin özünden hiç kaybetmeden onu modern teknikler ve yenilikçi bakış açısıyla, tasarımcı bakış açısıyla yeniden yorumlayarak tabaklara aktarabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Keza sen bunu mutfağında çok iyi yapıyorsun Osman. Ve beraberinde aslında o geleneklerimizin renkliliği çok keyifli bir biçimde tabaklarına yansıyor. Senin de öyle. O tasarımların gerçekten yabancı gelen misafirlerin ne kadar dikkatini çekiyor ki düşün yani Türkiye'den bile dünya listelerine giren bir restoran oluşturdun yani. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki doğru ifade edebilmek lazım. Şimdi onu yapabilmek için de aslında çok kara kuru bir geleneksel çala kaşık bol kepçe tabak konulmuş bir yemeği siz ne kadar doğru ifade edebilirsiniz ki yabancıya karşı? Hiç unutmuyorum. Bir gün ilk yurt dışında yapmış olduğum bir etkinlikte işte Belçika'da 2 yıldızlı bir restoranın şefinin yardımcısı nereden geldiniz? İstanbul'dan geldik. Ne yapıyorsunuz? İşte biz modern mutfak yapıyoruz dediğinde adam gülüp ha modern kebap yapıyorsunuz değil mi dedi. Şimdi algı böyleyken demek ki bizim bir şekilde onların anladığı dile dönüştürebilmemiz gerekiyor mutfağımızı ki önce çekici kıralım fikirde, ondan sonra zaten görselde ve lezzette çekici olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bunu da o şekilde doğru bir biçimde ifade ederek o köprüyü Türkiye ve dünya arasında kuralım diye düşünüyorum. Evet yani son zamanlarda bir de artık yurt dışına çıkışlar da arttı. Yani eskisi gibi artık belli bir kesim değil. Artık herkes yurt dışına seyahat ediyor. Seyahat ettikçe de farklı yemekler deneyimleniyor. Onun için seyahatler de artık gitmeden önce işte bir ay önceden de herkes internete girip gideceği, yemek yiyeceği, deneyimleyeceği yerleri, restoranları seçiyorlar. Onun için ya artık çok daha fazla araştırılıyor. Onun için de bu araştırmalardan dolayı herkes iyi yemeği peşinde koşturuyor. Bence de biz biraz daha kendi özümüzden kopmadan biraz daha modernleştirirsek, farklı renkler sunarsak bu ürünlere bence yurt dışında çok daha farklı yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ve çok kısa zamanda da olacağını düşünüyorum bunun üstüne. Katılıyorum sana. Aslında şöyle düşünmek de lazım. Dünyada nasıl bir akım var? Ona bakmak gerekiyor. Gerçekten yeni nesil birçok şef şimdi dünyadaki en dominant mutfak kültürünün Fransız mutfağı olduğunu varsayalım ve öyle öngörüyoruz. Yeni nesil birçok şef Fransız mutfağında branşlaşmaktansa almış olduğu eğitimi ve tekniği kendi mutfak kültür ve geleneğini doğru biçimde ifade edebilmek için kullanıyor artık. Bu yüzden de dünyanın her yerinde ön planda olan mutfakların hepsi geleneklerini modern bir biçimde yorumlayan, işte çağdaş Brezilya mutfağı, çağdaş Katalan mutfağı, modern Bavyera mutfağı gibi mutfaklar yaparak aslında bölge coğrafyasını en doğru ifade eden malzemelerle en aslında gizli kalmış, evlere hapsolmuş reçeteleri ortaya çıkarak mutfaklarına taşıyorlar ve insanların da deneyimlemesini sağlıyorlar. bizim de Anadolu'daki bu gizli cevheri, yani gizli geleneksel cevher dediğimiz mutfak kültürümüzü doğru yansıtabilmek için insanlara bir şekilde onların dilinden ifade edecek şekilde dönüştürebiliyor olmamız gerekiyor. Sanıyorum aslında biz de bunu yapmaya çalışıyoruz Neolokal'da. Peki bir yandan da baktığımız zaman şeyi de söyleyebilirim Osman. Ben mesela açıkçası hiç Fransız mutfağı ya da İtalyan mutfağı pişirmek istemedim. Çünkü geleneklerime bir hainlik olarak, ihanet olarak kabul ediyordum her zaman. Çünkü iyi bir İtalyan makarnası pişirebilmek için, bu arada sen bunu başardığın için senin hakkın var sonuna kadar iyi bir İtalyan makarnası pişirmeye. En az birkaç sene İtalya'da yaşayıp onların kültür ve geleneklerine alışman ya da İtalyan olman gerekiyor. Benim hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı ya da Fransa'da yaşamadım, Fransız değilim. Bu noktada her ne kadar ben Fransız yemeği yapsam ve çok iyi yapıyor olsam da aslında iyi yorumlanmış bir Fransız yemeği kopyasından öteye gidemeyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de ben kendimde şu hakkı buluyorum sadece. Ben kopyalayacaksam sadece annelerimizi kopyalayabilirim. Ya bir de baktığında sen onun içinde doğup büyüyorsun. Yani şimdi bir İtalyan çocuğun büyürken ki yediği o işte anneannesinin, babaannesinin elle yaptığı tortellini hafızasında düşünsene. 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş, 10 yıllarca pazar günü mesela oturup o yemeği yiyorlar evde. Sen de düşün, sen de işte Ege'deysen işte yaz geliyor zeytinyağlı taze fasulye yiyorsun. İşte kış geliyor düğünlerde keşkek. Sen de onunla büyüyorsun. Yani senin o mutfağı tabii ki pişirip algınla onlarınki tabii ki çok farklı. Ama bence yani yeni gelen mutfak eğitimi alan arkadaşlara da bence öneririm. Önce bir bazılarını çok iyi oturtup ondan sonra kendi yorumlarını katmaları lazım. Çünkü sosyal medyada da artık bu iş çok popüler biliyorsun, gastronomi, yemek açtığında sosyal medyanın en önemli şeyi haline dönüştü. Oradan gördükleri şeyleri daha tam bilmeden yapmak da bence bizim mutfağımızı geriye götürebilir diye düşünüyorum. Onun için bence önce çok iyi özümseyip tecrübe, bilgi edip ondan sonra onun üstüne bence bir şeyler koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun haricinde çünkü yeni bir şey yaratıp kreatif olmak yerine bu sefer çorbaya dönecek. Onun için de bence iyi ustalar yanında eğitim almak çok önemli. Yani aşçılık okulundan mezun olan herkesin iyi şık bir restoranda çalışmaktan ziyade iyi bir dönercide döner kesiyor olabilmesi, iyi bir esnaf lokantasında staj yapıyor olması bence onların ileriki hayatları için de çok, gelişimleri için çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani herkes gibi olmaktan ziyade farklılaşmak bence onları iyi yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Ya bir yandan da yenilikçi olabilmek için aslında gelenekleri ve gelenekselliği ya da klasikleşmişleri doğru bilmek ve ondan sonrasında buna yorumlamaya hak kazanmak gerektiğini düşünüyorum. Siz neyin yenileyebilmeye çalışıyorsunuz? Bilmediğiniz bir şeyi yeniden yorumlayamazsınız. Önce bilmelisiniz, önce anlamalısınız, ondan sonra yorumlayabilmelisiniz bunu. Tabii canım, ben sanıyorum bazen mesela yeni menü yapacaksam ve o ara mutlu olmak istiyorsam İzmir'de direkt Kemeraltı'na gidelim. Esnaf lokantalarını gezerim. Çünkü orada en ufak gördüğünüz enteresan bir balık çorbası bile size bambaşka bir fikir veriyor. Ya da görmüş olduğunuz bir işkembeli nohut bile size bambaşka yere itiyor. Onun için bizim elimizde çok güzel şeyler var, fırsatlar var. Yani ben İzmir için konuşuyorum. Bir Kemeraltı, bir Havra Sokağı, bir sokak lezzetleri dediğinde kafamızı açan, bizi bambaşka yerlere götüren bir gün yaşıyoruz yani. Ve etrafa baktığında Tire, Ayvalık, işte Çeşme Yarımadası, Urla, Çeşme, Seferihisar, işte Kuzey Ege, ya aklına gelebilecek o kadar çok ilham alınacak yer var ki kendi coğrafyamızı zaten çok iyi özümsersek o bize yol gösterecek diye düşünüyorum ben Maksut. Katılıyorum sana, katılıyorum. Sanıyorum ancak o şekilde renkliliği hayatımıza sokabiliriz. Peki sence usta-çırak ilişkisi nasıl olmalı günümüzde? Vallahi ya gerçeği konuşmak gerekirse mesela ben hiç kimseye çırak olmadım. Yani hiçbir ustanın altında yetişmedim. Benim için benim çırak olduğum insanlar hep benim aile büyüklerimdi. Annemdi, anneannemdi, babamdı. Belki de en büyük avantajım o olmuştu. Yani bu kadar emin ve rahat konuşmamı sağlayan şeyler çok küçük yaşta geleneksel mutfağın içinde öğrenme fırsatı bulmamdı. Tabii ki o da beraberinde bana ciddi bir heves veriyor. Şimdi şey çok önemli, zanaatkarlık çok önemli. Gastronomide zanaatkarlık çok önemli. Şöyle düşün Osman, 30-35 senedir pide ustası olan bir insana yanında sen menüne pide koyma cesareti edinebilmek için o adamla bayağı aylarca yıllarca yatıp kalkıyor olman lazım. Kesinlikle. O adamın mutfağında aylarca yıllarca yatıp kalkıyor olman lazım. Mesela o adam 30-35 yıldır her gün aynı pideyi hiç tarif bakmadan göz kararı ile havanın koşullarına, ortamın nemine, sıcağına, derecesine göre yeniden reçete yazıyor olması bir deneyimdir. Bizler de bulunduğumuz koşullar içinde açıkçası o deneyimi günden güne elde etmeye çalışıyoruz. Yani şöyle düşünelim, biz de mutfakta alıyoruz bir meyveyi ya da bir sebzeyi, onu işliyoruz belli bir miktar, nasıl sonuç vereceğini bilmiyoruz. Bir sene uyuyor mesela, örneğin bir sirke ve bir sene sonra biz bu sirkeyi açtığımızda "Aa bu çok iyiymiş" dediğimizde, bunu menüye koyalım dediğimizde bir seneye daha ihtiyacımız var. 2 senelik bir araştırmadan bahsediyoruz. Kendi içinde malzemelerin o döngülerini uygulayabilmek nasıl bu kadar zaman alıyorsa, aslında yıllardan beri aynı şeyi yaparak ustalaşmış insanların yanında da siz bu yemeğin yorumunu kendinize göre yapacaksanız belli bir zaman geçirmeniz lazım bu adamlara karşı. Aksi takdirde bu adamlara karşı işlediğiniz ciddi bir suçtur diye geliyor bana, ya da bir saygısızlıktır diye geliyor. Bizim en büyük avantajımız sanıyorum Anadolu'da yıllardan yıllara bugünümüze kadar o usta-çırak ilişkisi çok sağlam bir şekilde ola gelmiş. Ama maalesef ki tabii ki günümüz koşullarının ihtiyaçları dolayısıyla birçok şey dönüşmüş. Eminim bundan 30-40 sene önce esnaf lokantalarında patlıcan sadece yazın servis edilirken, şu anda yılın 12 ayı esnaf lokantalarında musakka görüyorsak demek ki burada bir sorun vardır diye düşünüyorum ben. Hani senin fikrin nedir bu konuda? Kesinlikle, yani ben zaten hala çırak olduğumu düşünüyorum. Çünkü o çıraklık ruhunu kaybettiğin zaman zaten orada senin ne tasarım yönün kalıyor, ne kreatifliğin kalıyor, ne bir şey kalıyor. Çünkü kendine ustayım dediğin zaman zaten bence bizim meslekte bittiğinin göstergesidir. Bence çok iyi öğrenmemiz lazım ve çok iyi araştırmamız lazım. Özellikle yeni bu aşçılık okullarından mezun ya da öğrenci olan arkadaşlarımıza benim tavsiyem zaten temin de söylediğim gibi ilk önce bu zanaatını çok iyi yapan ustaların yanında belli periyotlarda çalışmaları. Yani ben şimdi onların yerinde olsam iyi bir kasapta belli bir zaman bir staj görürüm. İşte iyi bir esnaf lokantasında en az 1 sene çalışırım. Çünkü o kadar farklı teknikler görüyorsunuz ki. Çünkü okullarda gösterilen teknikler şu anda bütün dünyadaki okullarda hep Fransız teknikleri. Çünkü onların kitabı var. Onlar bu işi akademiye dökmüşler. Fakat bize baktığında bizim esnaf lokantasında birinin patlıcanı soyması bile o kadar farklı ve değişik ki. Turizm otel işletmeciliği okudum 4 sene. Üzerine ağaççılık okudum yurt dışında. İlk Türkiye'de yaptığımız stajda gözlerim yerinden çıktı. Hayatımda ben böyle bir patlıcan soyma görmedim. Çünkü okulda öğretilenle hayat da bambaşka. Onun için bence çırakla başlamış arkadaşların belli bir periyotta eğer tabanlarını çok iyi doldururlarsa üstü zaten çok hızlı gelecektir diye düşünüyorum. Ama en önemli şeylerden bir tanesi tabii çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani bu meslek çalışmadan olmuyor. Bu meslek işte 8 saat çalışayım eve gidelimle olmuyor. Yani bu meslekte işte shift'tir, hiç öyle bir şey yok. Bu mesleği yapmak isteyenler hayatın bu mesleğe adamak zorunda. Onun haricinde çünkü bu işi sevmeyen insanın da yapacağı bir işi. Özellikle baktığında ağaççılığın haricinde bu işi restoran bazında yapacaksanız Türkiye değil, dünyanın her neresinde olursanız olun, yemek pişirmek bunu sadece belli küçük oranlarda bir şeyi. Yani mutfaktan anlamanız gerekiyor, insan kaynaklarından anlamanız gerekiyor, aletlerin dizaynından anlamanız gerekiyor, teknik servisten anlamanız gerekiyor, insan ilişkilerinden anlamanız gerekiyor, işe alımdan anlamanız gerekiyor, muhasebeden. Yani restorancılık dediğiniz esasında bir sürü mesleğin bir yerde toplanmıştı. Onun için sadece yemek yapmak da restorancılık olmuyor. Onun için bir sürü şeyi üst üste koymanız gerekiyor. Bu çıraklık sırasında da bence hem işletme ünlüsü hem de diğer farklı pişirme tekniklerinizi geliştirmek için bence iyi sektör profesyonellerinin yanında staj yapmak çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani bir hayatın rengi varsa sadece bir yerden gitmemek, hepsinden farklı farklı renk tonlarını alıp kendi renk tonunuzu oluşturmak ileride bence sizi bambaşka yerlere getirecek diye düşünüyorum ben Maksut. Peki o zaman gel biraz soru cevap yapalım seninle. Olur yapalım, sor cevaplayın. Mesela en sevdiğin renk neyi ifade ediyor? Yeşil neyi ifade ediyor? Doğayı ifade ediyor, toprağı ifade ediyor, toprağın verdiklerini, tohumun filizlenmesini, fideleri ifade ediyor. Süpersin ya. Peki, kahverengi sana neyi ifade ediyor? Ne? Kahverengi. Kahverengi mi? Çikolata. Güzel. Sen onu da... Benim de aklıma hep sonbahar yaprakları geldi şimdi kahverengi deyince. Eyvallah. Süper, çok mantıklı. Aslında hakikaten şey çok enteresan. Yani bizim mesela ilkokuldayken alıştığımız renkler vardır. Mevsimlere göre renk tonlarını gösterirler hayat bilgisi kitabında. Evet, bu doğanın sana verdiği renklerdir bir noktada. Ama illaki kalkıp da işte sonbaharın rengi sarıdan kahverengiye dönüşen tonlarken onları ifade etmek zorunda değilsin. Belki rengarenk bir tabak da yapabilirsin. Kesinlikle öyle. Zaten tezatlıklar bazen çok güzel şeyleri getiriyor ki. Aynen öyle. Sanıyorum biz de zaten aslında mevsimselliği ön plana çıkartıp doğanın bize verdiği o dönemde verdiği ürünlerle yemek tasarladığımız için biz bir yandan da o yemeklerin bize çağrıştırdıkları hikayeleri doğru ifade edebilmek istiyoruz. Sanıyorum her ikimiz de çok renkli kişilikler olduğumuz için bu tabağımıza da yansıyor diye düşünüyorum. Ben şahsen sizin tasarladığınız tabakları, yemekleri bütün haliyle çok beğeniyorum bir yandan da. Sağ ol, ben de öyle. Peki şunu da söyleyelim mi? Yurt dışında ne kadar gittin, güzel yemek yersen, yani o uçaktan inince biz kendi yemeğimizi yemeye gene koşarak gitmiyor muyuz? Ya Türkiye'nin tabii ki önce yeri öpüp sonra dönercide buluyoruz. Evet. Yani işte bu da çok enteresan bir şey yani. Ya şeyi anlatayım. Mesela Sen de öyle. Dünyanın 5 kıtasında da yemek pişirme fırsatı buldum. Dolayısıyla o bölgelerin malzemelerini de mutfakların içinde görme fırsatına eriştim. Çok net söylüyorum, Hindistan'a hiç gitmedim. Dolayısıyla Hindistan'ı tamamıyla bunun dışında bırakıyorum. İnşallah bir gün gideceğim. Çünkü atası olarak görüyorum bence. Açıkçası bizim bu topraklarda ulaşabildiğimiz baharat güzelliği diyeyim. Çünkü bu tazeliğiyle, kalitesiyle, rengiyle, aromasıyla diğer ülkelerin hiçbirinde bunu görmedim açıkçası. Bu yüzden de sanıyorum biz en iyiye, en doğruya yüzyıllardır bu topraklarda ulaşmaya alışık bir toplum olduğumuz için bunu da yemeklerimize, renklerimizle yansıtabilmişiz. Biraz da öyle görüyorum sanıyorum ben onu, olayı. Ki bazen biliyorsun yani en iyi malzememiz de ihracata gidiyor. Yani bir Almanya'da sokakta yürürken bir kiraz görüyoruz. Bir bakıyoruz Türkiye'den gitmiş. Biz Türkiye'de o kadar güzel kiraz yemiyoruz bazen de. Onun için yani toprakların... Sorma. İncir için de aynı, bir sürü şey için aynı. İyi malzeme ihracata, alt malzeme burada kalıyor maalesef ama biz hani kendi coğrafyamızda çok çok şanslıyız ya. Hiçbir şeyi çok fazla turşulamak zorunda kalmıyoruz. İşte birkaç ay onları saklamak zorunda kalmıyoruz. Çok keyifli bence bizim mutfağımız ya. Katılıyorum ya. Ya o kadar şey ki coğrafya o kadar değişken ki Anadolu'nun içinde coğrafyanın iklimleri, Karadeniz'de bir kültür, yeme içme kültürü hakimken Akdeniz'de, doğuda, batıda bunlar bambaşka halleri bürünebiliyor. Bir yerde katı yağ ön plandayken başka bir yerde sıvı yağ daha ön plana çıkabiliyor. Aslında doğa sana ne veriyorsa, hangi renkleri bahşediyorsa sen de alıp mutfağına o mevsiminde, o sezonunda onu adapte etmeye özen gösteriyorsun. Yaptığımızda coğrafya kaderindir. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum sana. Maksut'cum çok güzel bir sohbet oldu. Kesinlikle Osman'cığım. Harikaydı. Bu sohbeti bize fırsat tanıyan Aura İstanbul ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle harika, Aura İstanbul diyor ya. Evet. Harika bir diyalog oluşturmuş olduk renkler üzerinden sanıyorum. Seninle her zaman sohbet etmek büyük bir keyif. Aynen. İnşallah ilk fırsatta yan yana kucaklaşarak sohbetimize devam ederiz. Kesin. Yani 14 Eylül benim doğum günümde seninle bu sohbeti yapmak beni çok mutlu etti diyorum. Ve herkese bay bay diyorum. Nice mutlu yaşlara. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Bay bay.